Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü operasyonun ismi Yumurta Operation. Yumurtaları satacağız. Güzel fiyat vardı. Geçenki videoda bahsetmiştim biliyorsunuz. Geçerli fiyatları gösterdim şuradan. Yumurtacı 11.603 veriyor. Çok sağlam bir para. Şu anda da düşüşte zaten. Hızlıca zaman geçirmeden bunu götürüp satalım hemen hızlıca. Bunun için hemen gidelim bir traktör alalım. Traktörümüz şuradaydı. Şunu alalım. Remorku bağlayalım hemen. Hızlıca yükleyelim. Gerçi o paleti ondan nasıl çıkaracağımı bilmiyorum ama neyse, bakacağız ona. Sizlerden bir ricam var. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Videoyu da beğenirseniz çok çok makbule geçer. Haberiniz olsun. Şimdi Herkül modu açıktı değil mi? Dur bakayım onu kapatayım. Süper gücü kapatalım. Yukarıda kaldıralım. Şu yanlarını da açacağız. Biraz ileri alayım makineyi. Şu aşağıları nasıl açıyorduk lan? Yan kapakları da açabiliyorduk ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Herhalde açamıyoruz. Tamamdır. Şu an kafi ya. Şu an iyi. Tamam. Şöyle dönelim. Şimdi şuna girip paletler bunu nasıl çıkaracaktık buraya? AP Manager. Direkt satabiliyor muyuz? Böyle de olmaz ki. Çıkarabiliyorduk ya buradan. Nasıl yapıyorduk? Malzeme eksik diyor. Bunda bunu geç. Bizi ilgilendiren burası. Çalıştır dersek malzeme eksik. He, bak burada bunu geç. Nasıl çıkaracağız bunu buradan? Bu bir üretimle alakalı bir yer miymiş? Ben anlamadım ki. Şu an hiç anlamadım biliyor musunuz? Bir şeyleri geri istiyorum ben. Yumurta. Yumurta depolanıyor. Çıkış modunu değişir. Satılıyor, dağıtılıyor, depolanıyor. Depolanıyor olsun. Biz bu yumurtaları buradan nasıl çıkaracağız peki? Remote'la gidip oraya girsek olur mu ki? Yok, olmuyor. Bu işte bir sıkıntı var dostlar. Bu yumurtaları buradan nasıl alacağımı biliyordum aslında, ben çıkarmıştım geçenki videolarda herhalde. Yanlış hatırlıyorum demek ki. Gelen malzeme 0-0. Ama 0 görünüyor, işin garibi de o. Anladınız mı? Herhalde mod bozulmuş olabilir ya. O zaman şöyle yapsak. Satılıyor desek çıkış modunu. Malzeme eksik derken.
96 tane yumurta olarak görünüyor. Allah Allah. Nesne çok ağır diyor. Ha bir dakika. Ha normal alacağız raftan. Okey. Tamam. Normal depoya. Hemen hızlıca yükleyelim bunları. Sonra satmaya gidelim. Bu güzel bir para yapacak bize. Muhtemelen belki borcumuzu da kapattırabilir. Epey bir var çünkü. Vallahi nasıl koyduğumun çok bir önemi yok. Şöyle yapalım. Sabit dedik. Mis gibi götürelim şimdi. Şimdi nereye götürecektik biz bunu? Yumurtacı Bim diye bir yer. Yeri işaretli diyelim. Bakalım haritada neredeymiş. Oo, haritanın ta altında. Buradan sola döneceğiz. Sonra sağa döneceğiz. Yok oradan gitmeyelim. Orası yanlış yol olur. Eyvah ki ne eyvah ya. Tamam şu aşağı yola gideceğiz. Oradan oraya gideceğiz. Tamam. Bir şeyler uyduracağız. Yolumuz uzun. Gidelim yumurta abileri satalım. 88.220. Tane adet mi bu? %97 doldurmuşuz zaten. Yumurta. İleriden gireceğiz. Tepe lambamızı da açalım. O da yansın bir yandan. Hava da kapalı. Geçenki videodaki gibi. Seviyorum bu havayı Farming Simulator'da. O yüzden no problema. Aralık ayındayız. Normal. Otomatiğe bir verelim abi. Şu yoldan aşağı doğru iniyoruz. Sağdan gireyim ben bir. Sonra tarlalardan, mallardan geçeceğiz. Aşağı doğru devam. Şuradan şu aradan bir geçeceğiz şuraya. Bir atlayacağız. Şu yolu atladıktan sonrası da gerisi kolay. Güzel para veriyor. Onu iyi değerlendirmek lazım açıkçası. Buradan sağa doğru gireceğim. Müsait bir yer var mı? Yok. Şu tarlada ne ekili? Bir şey ekili değil. Geçtik içinden. Şu tarlayı da depelemeden. Oy. Bak bu haritada böyle çukurlar var. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet şuradan yavaş ineceğiz. Tarla giriş çıkışları çok güzel lan. Bak bu yönüyle benziyor Adana'ya. Evet neredeyse geldik sayılır.
yakın yani. Götürelim bakalım ne kadar para verecek. Verdiği paranın büyük bir kısmıyla yine borçları ödeyeceğim. O borcu bir sıfırlamak istiyorum. Artık yeni borçlara girmek istiyorum yani. Yumurtacı bin. Evet, sadece yumurta mı alıyor burası? İyi, gene güzel para verdi. Havadan geldi yani. Ne kadar alacağız toplamda? ...95.000. Güzel para. Hemen üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz. Öde. ...10.000 paramız kaldı ve sıfır borcumuz var artık. Mis gibi oldu. Yani tamam, şu anda rahatladık. İyi oldu. Hiçbir yere, hiçbir şekilde borcumuz kalmadı. Şöyle yapalım. Şu her gün modunu kapatayım bir. Şunu kapatalım. Tabii ki sürerek götürmeyeceğim. Yani söylemediğini sayıyorum. Tamam, burası okey. Şu remote seçili olması lazım, unutmayın. Bazı şeyleri çalıştıramazsanız. Tamam, burada kalabilir. Burası okey. Şimdi ben bu çiftlikle alakalı bir şeyleri böyle değiştirmek istiyorum. Mesela buradaki şu ağaçlar maaşlar kaldırılıyor mu bilmiyorum. Mesela gelelim şuna yık diyelim. Şuradaki ağacı kaldırabiliyor muyum? Kaldıramıyorum ama şu bunları da kaldıramıyorum. Neyi kaldırabiliyorum o zaman? Şunu kaldırabiliyorum, çiftlik evi. Ama orijinalini niye bozayım? Yani değil mi, öyle de bir olay var. Bizim bir köpkemiz vardı. Köpkemiz nerede? Ha bak bak. Ha geliyor. Nerelere gittin sen? Evin içinden mi geçeceksin? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, kulübenin üstüne çıkmış. Yaramaz bir köpkemiz var. Başa bela. Bunu hallettik. Bunu hallettik. Şimdi hayvanlarda bir sıkıntı var mıydı? Yoktu. Samanımız, mamamız, her şeyimiz var. Ben biraz şöyle gerçi bir dakika, hayvanda bir sıkıntımız var. Bu bulamaç fullendi. Bulamaçı alıp satmamız gerekiyor bizim. Onun için şöyle kamyonlar bölümüne gelip modlu kamyonlardan vardı. İnan mod yapımcılarının isimlerini hatırlayamıyorum ama muhtemelen kullanacağım şimdi aracınızı. Oradan bakarsınız siz de. Şimdi şunu kullandık galiba. Aksor 1840'ı. Değil mi? Bunu kullanmıştık.
Yok, bunlar işimizi görmeyecek ki bizim. Kirala dersek 3000'e kiralayacağız. Bir kiralama yapacağız abi. Şunu bir kiralayalım çünkü ihtiyacımız var. Bir de hayvanlara gelelim şuradan. Hayvan taşıma değil, hayvanlar bölümüne geldik. Buradan bir de ramuh. Bu bulamaç taşıyor mu? Logosu nasıl bulamaçın? Böyle ve taşımıyor. İyi ki de bakmışım, gördünüz mü? Anlatmaya çalıştığım şey buydu size işte. Aynen. Onun da araçları neredeydi? Ha, bulamaç tankları diye geçiyor. Dorse var mı? Var. Ha. Tarlaya serpebiliriz bu arada, onu söyleyeyim. Mesela bu bir sadece taşıma için mi? Bunda serpme yok. Şunu bir kirala... Heh, yeterli paramız yok. Evet. Hayırlı işler. Yeni borçlar, hoş geldin. 13.000 yeterli olur muhtemelen. İnşallah. Evet. Tırla o bulamaçı da bir taşıyalım. Çünkü anca atacağız. Bir şey söyleyeceğim. Bu tırı biz kiralarken şey yok muydu? Geri görüşü. Yok. Modelin kalitesi peki? Buradan almıyor. Bu taraftan. Ha evet. Deposu bu tarafta, doğru. Tamam. Şimdi kaç litre vardı? Biz ne kadar alacağız? 53.000. Ey yavrum ey. Bakalım ne kadarını doldurabileceğiz. Bunun üzerinde herhangi bir indikatör var mıydı ya, böyle bir gösterici falan bir şeyler? Bu kıpırdamıyor. Bu çalışmıyor. İyi, tek seferde de alacağız gibi duruyor. Bakalım, bunu da güzel miktarlara satabiliriz inşallah. Satamazsak kötü. Fiyat dalgalanmasını göster. Aralıkta normal seviyede. İyi. Olabilir seviyede. Şu anda. Satsak da bir zarar etmeyeceğiz çok fazla. Bu güzel bir olay. Nereye satacağımızı hemen bir işaretleyelim. 109 dolar bir yer veriyor. 111 dolar 250 kW biyogaz tesisi. Burası neredeymiş? Kıç tarafımızda görünüyor da. Şurada bir yerde yani. %70'i 21 bin litre oldu. Bayağı da yavaş dolduruyor bu arada. Epey de birikmiş be. Hayvanlarımız sağlam sıçtı canım. Biz de iki tur yaparız. Yapacak bir şey yok. Para paradır. Tek seferde 30 bin alacağız. Okey.
Plate çok mu yüksek? Bana mı öyle geliyor ya? Biraz olmamış gibi. Yamuk görünüyor. Şimdi 30 bin yükledik. Yani 22 bin falan mı kaldı? 25 bin kalmış. İyi. Diğerinde de bir tur daha yaparız. Yani iki tur iyi olacak. En azından şu verdiğimiz, hani kiraladığımızın parası da çıksın da. Aman kardeş. İşte yeni teknoloji, frenleme sistemleri görüyor musunuz? Nasıl güvenli? Ama artık çekilmeniz lazım yoldan. İyi, yakınmış yine de. Burası elektrik üreten bir yer galiba. Aynen burası. Hunter'a çıkalım bakalım. Kırk iki ton. Ha, buraya erişiminiz yok diyor. Satın mı almamız lazım komple tesisi? Ha, yok, buraya boşaltacağız. Tamam. İnşallah yani. Öyledir. Heh. Evet, para akışı başladı efendim. Güzel para gelecek. Buranın modelleri falan çok iyi. Sevdim burayı. Ama çok para vermiyor. Aman satmış olalım da. Biz satalım da yani. Gerisi önemli değil. Şimdi bizim hayvanlar neredeydi? Biz yine şuraya bir ışınlanalım. Şöyle şuraya konsak bence güzel olur. Shift bizde hem ön şeyi ya, kameraya, hem de ön kaldırma. Arka tekerler de dönüyor bakın. Tamam, bunu da dolduralım, hemen hızlıca gidelim satalım. Zaten çok fazla para vermiyor, en azından bu çektiğimiz kendi kendini ödeyecek yani, onu söyleyeyim. Bulamaç kendi kendini ödedi. Süt de var. Ooo bir dakika, işte işin rengi o zaman değişir adaş. Ama bölüm yapmayız tabii ki. Gerçi yaparız. Süt de 25 bin. Ben durduruyorum, bunu satıyorum, sütü dolduruyorum, sütü de satalım. Evet, şimdi bulamaçı hallettim. Tır ve o tankere hemen şey yaptım. İade ettim tekrardan. Bunun tepe lambalarını yakıyoruz hocam. Gidiyoruz buradan sütü dolduruyoruz. Ama su var içerisinde. Eyvah eyvah.
Bu suyu nasıl tahliye edebiliriz? Edemeyiz. Ancak bunlara boşaltacağız. Eyvah eyvah. İnşallah hepsini boşaltabiliriz. Bu çok kötü oldu. Dur şimdi. Bir dakika. Seraların ne kadar ihtiyacı var? Seralar. Oo, full dolu vallahi hepsi de. Tamam. O zaman ne yapıyoruz abi? Şu abiyi P'den giriyoruz şuraya. Oyunun sıfırla diyeceğiz. Hayır, öyle değil. Uzaklaşıyoruz. Sıfırla diyeceğiz ve sıfırladığında bize şeye gönderecek. Markete, marketten alıp geleceğiz. Ve sıfırladığımızda da yüksek ihtimal evet, deposu boş olarak bize verecek. Şimdi biz hızlıca sütümüzü dolduruyoruz. Süt dolarken size şu yeni koyduğum şeyi de göstereceğim. Buraya koydum ama bu manuel mi dolduruluyor, otomatik mi doluyor bilmiyorum. Bununla bağlantılı mı inanın bilmiyorum ama muhtemelen otomatik değildir. Manueldir, ona bakacağız. Şimdi bizde ne kadar süt var? 20.000 falan. Tek seferde 8.000 götüreceğiz galiba. Bu 8.000'likti tanker. Aynen. Sütü nereye çok fazladan satabiliyoruz? Süt 2196'ya Polmek diye bir yermiş. Polmlek. 2196. Neredeymiş o abi? İşaretle dedik bir de. Bir saniye. Yer işaretini kaldır demeyeceğiz tabii ki. Şöyle bir bakacağız etrafa. Heh, yine aynı lokasyonda. Yine F12'ye gireceğiz şuradan. Şöyle bir ışınlanacağız abi. Dümdüz. Hızlı hızlı sıçacağız. 8-16. Bir iki tur yapıp bunu halledeceğiz abi. Bakalım ne kadar para verecek. Buraları durdurarak geçiyorum. Bir anda geçiyorum. Farkındasınızdır zaten. Evet, şu anda son turu dolduruyoruz. Bununla beraber toplamda 3 tur. 8-16, 24.000 süt satmış olacağım. 24.000 litre. Bize de şu anda 1900 civarında kaldı tekrardan. Şöyle ışınlanalım hocam. Hızlıca gelelim. Bir satalım. Ben videoda olduğum için ışınlanarak yapıyorum dostlar. Sizler kendi save'inizde normal oynayabilirsiniz. Bence öyle oynayın zaten. Hiç uğraşmayın yani. Geldik. Buraya şimdi satıyoruz. Motoru çalıştırmadan satmıyor galiba. Bundan da yine güzel para yaptık yani, Allah var. Toplamda ne kadar kazandığımıza bir bakacağım şimdi birazdan. Koyalım bunu buraya. 14.692 bu. Ama toplam ne kadar kazanmışız? Aralık ayındayız. Aralık ayında satılan süt. 52.000 sütten kazandık. Satılan bulamaç var mı? Satılan arsa 142.000. Satılan bina. Satılan hayvan. Hayvanlardan 7.342 kazanmışız ineklerden. Süt... Satılan ürünler dedi. Bu muhtemelen bizim bulamaç. 95.000. Aynen, su masrafı diyor. Bir şeyler diyor. Biyogaz tesisi. Heh, hasat geliri. 220.000 de buğdaylar falan tuttu. Güzel para kazanıyoruz lan. Gene güzel. 10.000 de borcumuz vardı. 56.000 de cukka. Evet dostlar, umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.